Herkese merhabalar. Bugün karşınızda geçen sene çıkan bir setle bulunuyorum. Marvel sinematik evreninde en kilit rol oynayan objenin Lego setiyle bulunuyorum. Yani Thanos'un eldiveni, sonsuzluk eldiveni. İngilizce adıyla The Infinity Gauntlet. 76191 kodlu bu set aslında geçen sene 1 Ağustos'ta çıktı. Yani 1 Ağustos 2021'de piyasaya çıktı. Ben şu an 2022 Ağustos'ta bu seti inceliyorum. Neden inceliyorum? Çünkü bu senede yani Infinity Gauntlet'in çıkışından tam bir sene sonra bu sene Ağustos'ta The Nano Gauntlet piyasaya çıktı. Yani Iron Man'in bu diğer sonsuzluk taşlarını taşıdığı eldiveni piyasaya çıktı. Şu an ülkemizde hala satışta değil. Ancak o çıkana kadar ve onun incelemesini yapana kadar en azından geçen seneki Infinity Gauntlet'i incelemek istedim. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Haydi buyurun. İşte karşınızda Infinity Gauntlet'in Lego hali. Thanos'un elinden çok daha küçük hali. Hatta şöyle tutarsam benim de sol elimle görmüş olduğunuz gibi benim elimden bile neredeyse küçük. Şimdi bu burada kalsın. Hızlıca kutunun detaylarından bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi önünde sadece Infinity Gauntlet'in yani Sonsuzluk Eldiveni'nin bir görseli bulunuyor ki bu görsel gerçekten bütün hikayeyi anlatmaya yeterli. Eğer tüm Marvel sinematik evreni filmlerini izlediyseniz, özellikle de son filmleri izlediyseniz zaten bu görüntü size çok fazla şey anlatıyordur. Setin 18 yaş üstü olduğu belirtiliyor. Yapması kolay bir setti aslında, çok zor bir set değildi ama yine de nereye takılacağını tam detaylı göstermediği için yani görüntüye bakarak anlamanız gerektiği için 18 plus yani 18 yaş üstü ibaresi konumlandırılmış 76191 koduna sahip olduğunu söylemiştik. 590 parçadan oluşuyor gerçekten az parça sayısına sahip. Kutunun yan tarafında yine eldivenin bir görüntüsü var. Arkasında Thanos'un bu ünlü snap hareketini yaptığı bir görüntüye yer verilmiş. Yani bu hale de getirebiliyorsunuz diyorlar. Burada yine filmden görüntüler yer alıyor. Setin 31.9 santim yüksekliğe sahip olduğu belirtilmiş. Yan tarafında bir şey yok. Altında ve üstünde de başka bir şey yok. O yüzden kutuyu artık bir kenara koyalım. Evet gelelim sonsuzluk eldiveninin kendisine yani Lego setine. Uzunluğu biraz önce de söylediğim gibi 31.9 santime kadar yükselebiliyor. Yükselebiliyor diyorum çünkü şu anki hali muhtemelen o kadar değil. En uzun parmak olan orta parmağı kaldırdığımızda en uzun boyuna erişiyor. Parmakları görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla oynayabiliyor. Şöyle yanda tutabilirim görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla oynayabiliyor. Hatta biraz şöyle yanlara doğru da açılabiliyor. Yani sadece dümdüz böyle tutmak zorunda değilsiniz. Bu sayede farklı şekillere de sokabiliyorsunuz. Setin tam yapım aşamasına geçmeden önce şu parmaklarla aslında başlamak istediğim Zaten en üst noktası da burası olduğu için. Şimdi o ünlü şu hareketi yani snap ne denir parmak şıklatma hareketini yapmak mümkün. Ama o kadar da güzel gözükmediğini itiraf etmem gerekiyor çünkü Şu elle olduğunu düşünürsek Şu böyle bunları da Kapatabiliriz Bunları böyle kapatırsak Şunu da şöyle kaldırırsak Görmüş olduğunuz Bu snap hareketini yapıyoruz ama çok da güzel gözükmediğini dediğim gibi itiraf etmem gerek Bunu belki biraz daha şöyle yapabiliriz Yani şu iki parmak baş parmağı ve orta parmak birbirine değmiyor değmediği için de en azından ben değdiremedim Değmediği için de aslında o hareket tam güzel haliyle olmuyor ama yine de uzaktan şu an güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Onun dışında parmaklarla birçok hareket yapabilmek mümkün. Örneğin en çok sorulanı, buraları sansürleyeceğim ama şu hareketi örneğin yapabilirsiniz. Ya da ben videonun başında görmüşsünüzdür. Şöyle bir rakçı barış işareti yapabilirsiniz. Yani birçok çeşitli şeyler yapmam mümkün. Sadece bir tarafı işaret edebilirsiniz parmak kaldıran gibi. Nah işareti yapamıyorsunuz bu arada çünkü baş parmak o kadar uzun değil. En fazla böyle kalıyor. Ama yumruk yapabilirsiniz. Baş parmağı dışarı alırsak, şöyle kaldırırsak böyle bir yumruk yapabilirsiniz ya da tersten bakabilirsiniz. Yani elle çeşitli hareketler yapmak mümkün. Parmak eklemleri oldukça güzel. Genellikle parmaklar şöyle 1, 2 ve 3 eklemden oluşuyor. Genellikle diyorum çünkü serçe parmak sadece iki eklemden oluşuyor. Onun dışındakilerinde boyu ve oynama hali güzel. Baş parmak da sadece iki eklemden oluşuyor. Ancak baş parmağın şu dönme ve içe kıvrılma hareketleri çok esnek değil. Yani diğer parçalara çarpıyor. O yüzden baş parmak biraz daha rahat olabilirmiş. Eldivenin tamamının yani şu altındaki beziyle birlikte 590 parçadan oluştuğunu zaten biraz önce söylemiştim. 590 parçayı yani bu eldivenin tamamını yapmak ortalama 1,5 saat sürüyor diyebilirim. Zaten sadece 3 tane yapım poşeti var. 3 yapım poşetini çok hızlı bir şekilde yapıyoruz ve 1,5 belki maksimum 2 saatte eldivenin tamamını bitiriyoruz diyebilirim. Özellikle son poşet şu parmakları yaptığımız ve daha küçük parçalarla çalıştığımız için şuralarda dahil buna biraz daha uzun sürüyor birinci ve ikinci poşetlere göre. Ancak biz bunu bir buçuk saatte yapıyor olsak da eldivenin kendisinin hikayesi çok daha dramatik ve uzun. Thanos bildiğiniz gibi bu taşları yani toplamda 6 tane olan bu taşları toplayabilmek için bir eldiven yaptırmak istiyor ve Thor'un da Mjolnir'in yapan hatta sonrasında baltasını da yapacak olan Eitri'ye gidiyor. Bu cüce Eitri yani Dwarf Eitri ki kendisi Peter Dinklage tarafından oynanıyordu filmlerde de Thanos'a bu sonsuzluk eldivenini yapıyor veya dövüyor diyebiliriz. Peki neden böyle dünyayı değiştirecek bir aleti Thanos için yapıyor? Çünkü Thanos aslında tehdit ediyor. Birlikleriyle birlikte oraya gidiyor ki filmde de aslında bunun hikayesi vardı. Eitri'ye böyle bir şey yapmasını ve karşılığında canını bağışlayacağını söylüyor. Yani hayatını kurtaracağını söylüyor. daha doğrusu ölmeyeceğini söylüyor. Hayatını kurtarmayacak tabi. Ancak Eitri bütün halkının kurtulacağını zannederken Thanos bu eldiveni aldıktan sonra geri kalan bütün cüceleri öldürüyor. Sadece Eitri'nin hayatını bağışlıyor. Ama bir elinde kullanılmaz hale getirerek Eitri'nin bir daha silah yapmasını engelliyor. Her ne kadar engellemiş olsa da sonrasında hangi silah yaptığını zaten filmde izlemiştik. Stormbreak. Çizgi romanlarda bu hikaye biraz daha farklı geçiyormuş. Eldiven filmde sadece tek başına bir obje olarak geçse de yani bu eldivenin bir devamı yok, bir kostüm yok. Ancak çizgi romanda Thanos'un aslında bütün kostümünün tek bir parçasını oluşturuyor bu eldiven. Yani bu eldivenin devamı da var. Zaten filmde ve çizgi romanda Thanos'un bu taşları toplamasındaki amaç biraz daha farklı. Filmdekinden çok bahsetmeyeceğim. Bildiğiniz gibi daha önceki deneyiminden dolayı Artık bütün gezegenlerdeki nüfusun azaltılmasını bu sayede daha rahat yaşanacağını düşünerek kendini bu davaya adıyor Thanos. Ancak çizgi romanlarda Lady Death karakterini etkileyebilmek için böyle bir yola giriştiği söyleniyor. Söyleniyor diyorum çünkü ben çizgi romanlarında o kısımları okumadım. En azından internetten yaptığım araştırmada çizgi romanlardaki hikayenin bu şekilde olduğu söyleniyor. Hatta çizgi romanlarda bu taşların renklerinin de farklı olduğu söyleniyor yani her bir renk biraz sonra açıklayacağım ne işe yaradığını taşların Ancak çizgi romanda o taşların renkleri biraz daha farklıymış Sonrasında yani filmle birlikte yayınlanan çizgi romanlarda e, Tekrardan renkler Değiştirilmiş ve filmle eşdeğer renkler kullanılmış Şimdi hazır Eldivenin ve Thanos'un hikayesinden bahsetmişken taşlarında renklerinden ve ne işe yaradıklarından kısaca bahsedeyim. Aslında her biri bu Marvel sinematik evreninde uzun uzun anlatılmıştı filmlerinde işte Thanos'un nasıl aldığı ve ne işe yaradığı. Ancak ben yine de bu setin incelemesinde taşlardan kısaca bahsedeyim. Bu taraftan başlayacak olursak turuncu taş ruh taşı. Yani Thanos'un veya bu eldivene ve taşa sahip olan birinin bütün ruhları kontrol etmesini sağlıyor. Hemen yanında bulunan kırmızı taş gerçeklik taşı. Yani gerçeklik algısını değiştirebiliyor. Ki bunu da filmde çok net görmüştük. Özellikle Benicio Del Toro'nun oynadığı Guardians of the Galaxy sahnesinde gerçekliği nasıl değiştiğini bize taş göstermişti. Hemen yanında bulunan mavi taş ise uzay taşı. Yani Space Stone. Bu da herhangi bir zaman, herhangi bir yerde anında teleport olmayı sağlıyor. Yani bir anda yer değiştirebiliyorsunuz. Ve bu yer değiştirme sadece bulunulan gezegen için değil, bütün kainat için geçerli. Bu sonda yer alan mor taş ise güç taşı, power stone. Yani enerjiyi manipüle ederek takan kişiye veya sahip olan kişiye çok daha fazla güç verme yetkisine sahip, daha doğrusu özelliğine sahip. Şimdi bu sırayı bitirdik. Bu ortada bulunan sarı taş ise mind stone, yani zihin taşı. Yani zihinleri yönetmeyi sağlıyor. Hatırlarsanız Vision'ın kafasında bulunan taş bu taştı. Şimdi gelelim son taş şu baş parmakta bulunan yeşil taşa. Yeşil taş bildiğiniz zümrüt. Yani hiçbir özelliği yok. Dünyada bolca bulunan bir zümrüt. Değil tabii ki. Bu yeşil taş zaman taşı. Yani time stone. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Doctor Strange'ten çok iyi biliyoruz. Doctor Strange'in kullanmış olduğu objedeki taş bu. Zaten bu yeşil taş o kadar önemli ki yani zaman taşı o kadar önemli ki filmde de birçok hikaye olayı birbirine bağlamayı başarıyordu Endgame filminde. Evet taşlardan sonra eldivene tekrar geçecek olursak eldivenin ben dıştan görünüşünü çok beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten parmakların oynamasıyla birlikte gerçekten bir el gibi duruyor. İç tarafında yani avuç içinde de aslında görüntü çok fena değil. Biraz kötü diyenler olmuş ama ben yaptıktan sonra beğendiğimi söyleyebilirim. Avuç içi çok da boş durmuyor. Yani iç taraftan da şöyle parmakları bükerek bir e, şekil yapabilirsiniz. Onun dışında renklerine ben bayıldım. Gerçekten bu altın renk, altın Lego rengi çok güzel renk. Fakat yapımında bazı sorunlar var. Örneğin şu iki parça gerçekten emaneten tutturuyoruz ve sürekli olarak özellikle şuradaki baş parmağın oynamasıyla birlikte çıkabiliyor. Onun dışında Helmut'larda Mandalorian'ı yaptığımda Mandalorian'ın kafası hemen şurada gözüken Mandalorian'ın kafası çıkabiliyordu standtan yani şu alttaki standtan. Bu sayede kafayı tek başına böyle tutabiliyorduk. Eldiven çıkmıyor. Çünkü şu görmüş olduğunuz parçaları aslında base standa takıyoruz. Üstüne bunu yapıyoruz. Yani çıkarttığımızda bir bütünlük olmuyor maalesef. Ben onu biraz daha böyle standdan çıkarılabilir ve eldiven olarak tek başına tutulabilir olmasını tercih ederdim. Onun dışında yapımı hızlı ve kolaydı. Dediğim gibi 3 poşet çok hızlı bir şekilde yapıldı. Önünde de zaten printed bir parça olarak Infinity Gauntlet olduğu yazıyor. Onun dışında da herhangi bir parça bulunmuyor. Bu şekilde minik bir display set. Boy olarak videonun başında da söylediğim gibi çok büyük bir boya sahip değil. Yani sadece görüntüleme amacıyla kullanabilirsiniz. Thanos'un eline göre oldukça küçük. Görmüş olduğunuz gibi bu bu arada sol el. Filmde de Thanos Infinity Gauntlet'in sol elini kullanıyordu. Yani sol bir eldivendi. Görmüş olduğunuz gibi şöyle benim elimle de bakıldığında neredeyse elimle aynı. Hatta bazı yerlerde elim daha büyük diyebilirim. Şimdi ise Lego Iron Man'in bu sonsuzluk taşlarını tuttuğu eldivenini yani The Nano Gauntlet'i piyasaya çıkarttı. 1 Ağustos 2022 tarihinde bu setten tam 1 sene sonra çünkü bu set 1 Ağustos 2021'de piyasaya çıkmıştı. Tam 1 sene sonra şimdi Nano Gauntlet piyasaya çıktı. Başta da söylediğim gibi ülkemizde hala satışa sunulmadı. Ancak Ağustos ayının ortasında ya da sonlarına doğru piyasaya çıkacağını en azından Türkiye'de de raflarda yer alacağını düşünüyorum. En azından onun incelemesinden önce de Infinity Gauntlet'i bu kanalda incelemiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Aşağı yorum yazabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Nano Gauntlet'te ve diğer setlerin videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. masal saati. Bir balık varmış. Bu balığı tutmuş. Bu temizlemiş. Bu pişirmiş. Bu yemiş. Bu da hani bana hani bana demiş.